Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı konusunda iktidarın uzun bir süredir yaratmak istediği kafa karışıklığına rağmen kararların neden bağlayıcı olduğu ve nasıl uygulanması gerektiğini sizlerle paylaşacağız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 46. maddesi der ki, yüksek sözleşmeci taraflar, taraf oldukları davalarda mahkemenin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler. Mahkemenin kesinleşmiş kararı infazı denetleyecek olan Bakanlar Komitesi'ne gönderilir. Mahkemenin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin internet sitesinden açıklandığı 22 Aralık 2020 tarihinden itibaren yargı için kesin ve bağlayıcı bir hale gelmiştir. Bu nedenle sürekli bir biçimde ısrarla söylediğimiz gibi Demirtaş derhal bir saniye beklenmeden tahliye edilmelidir, serbest bırakılmalıdır. Kararın uygulanmaması Demirtaş ve diğer ilgili olanlar için her gün yeni bir hak ihlali anlamına geldiği gibi Türkiye Devleti tarafından sözleşmeye ve mahkemenin yetkisine ilişkin taahhütü de ihlal etmektedir. Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi kararın uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler, raporlar, devletlere planlamalar önerir, ara kararlar alır. Bütün bu süreci baştan sona yönetir. Kararların uygulanıp uygulanmadığını denetlemekte sorumlu olan Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi, Türkiye'den görüş isteyecek ve kararın uygulanmaması halinde Türkiye Devleti yaptırımlarla muhatap olacaktır. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirmeyen devletler hakkında komite, 3/2 çoğunlukla karar alarak üye devleti AİHM'e şikayet edebilmektedir. Bu nedenle Türkiye, konseydeki haklarını kısıtlanmasından üyelikten çıkartmaya kadar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecektir. Fakat alınacak yaptırım kararlarından da bağımsız olarak mahkeme kararının uygulanmamasının Türkiye'nin Avrupa kurumları bünyesindeki imajını ağır bir biçimde zedeleyeceği açıktır. Avrupa'yı birliğiyle diyaloğun geliştirilmesi için önemli bir rol üstlenen uluslararası kurumlar nezdinde Türkiye'nin saygın bir konumda bulunması, öncelikle Türkiye'de insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün güvence altına alınması bakımından önem taşımaktadır. Ne var ki Gezi direnişi, çözüm sürecinin sona ermesiyle beraber Kürtlerin yoğunluklu olarak yaşadığı Kürdistan bölgesinde konsey tarafından tespit edilen ağır insan hakları ihlallerinin yaşanması, 16 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından hükümetin gitgide otoriterleşerek ağır insan hakları ihlallerinin bizzat faili durumuna gelmesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Nisan 2017'de Ankara'yı yeniden izleme sürecine almasına neden olmuştur. 20 Kasım 2018'de Demirtaş hakkında verilen ilk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla Osman Kavala kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa Konseyi, AB Komisyonu'nun çeşitli düzeylerinden açıklamalar yapıldı. Türkiye'nin tutumunda ısrarcı olması halinde Avrupa Konseyi ile ilişkilerinin ciddi bir biçimde zarar göreceği ve AB ile ilişkilerin tamamen çıkmaza gireceğini göstermiştir. Binlerce muhalifin tek sözüyle tutuklandığı bir rejimi yaratan Cumhurbaşkanı'nın bir taraftan Avrupa Birliği ile yakınlaşacağız söylemi yanında ülkeyi iç ve dış politikada çıkmaza sürüklediği çok açık bir biçimde ortada. Türkiye'de adaletten ve hukuktan yana olan bütün toplumsal ve siyasal güçler bu kararın uygulanması noktasında bir araya gelmelidir. Bu karar düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı, yasama faaliyetleri ve demokratik siyasete katılım hakkı konusunda mevcut antidemokratik sistemle sorunu olan bütün muhalif kesimlerin doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle demokratik bir Türkiye'den yana olan, özgürlüklerden ve hukuktan, adaletten yana olan bütün kesimleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanması talebinde birleşmeye çağırıyoruz.